Çevrenizde ve dünyanın pek çok yerinde zaman zaman çocukların büyükleri tarafından doğru olduğu düşünülen sağ ellerini kullanmaya zorlandıklarını görmüşsünüzdür. Solak olmak bu kadar yanlış bir şey ise nereden geliyor bu özellik bazılarımıza? Dünya nüfusunun yaklaşık %10'unun solaklardan oluştuğunu biliyor muydunuz? Tarih boyunca da aynı oranın sabit kalmasının kanıtları eski arkeolojik insan kalıntılarda kullanılan elin ve kolun uzunluğunun ve kemik yoğunluğunun farklı olmasını ve kullanılan cismin solaklık durumuna göre üretilmesini gösterebiliriz. Sağlak olmayı ya da solak olmayı bir seçim olarak göremeyiz. Bebeğin anne karnındaki duruşunda bile bu durum tahmin edilebilir. Öyleyse bunun genetik olduğu varsayımına ulaşabilir miyiz? Kısmen evet, kısmen de hayır. Hayır, çünkü aynı genetik yapıya sahip tek yumurta ikizlerin farklı ellerini kullandıkları bilinir. Evet, çünkü sağlaklık solaklık olasılığının ebeveynlerin sağlak solak olma durumu ile benzerlik gösterdikleri tespit edilmiştir. Örnek vermek gerekirse, baba solak, anne sağlak ise çocuğun solak olma ihtimali %17'dir. Baba da sağlak ise olasılık %10'a inerken yalnızca annenin solak olması durumunda ihtimal %22, her iki ebeveynin de solak olması durumunda olasılık %25'i bulabilir. Elbette bu olasılık kesin olmamakla birlikte şans eseri bir tercihin sonucudur. Peki ya avantajları yok mu bu solak el olmanın? Var elbette. Dövüş sporları ya da rekabet içeren bir aktivite içinde faydasını görebilir solaklar. Bence buradan çıkarmamız gereken en önemli ders solak çocuklarımıza kesinlikle sağ ellerini kullanmaları yönünde baskı yapmamamız gerektiğidir. Psikolojisi kadar üretkenliği ve sosyal yaşamına da zarar veriyor olabilir. Altyazı